Esselamu aleyküm. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli dostlar, bir İlmihal programında daha karşınızdayız. İlmihal yine Ramazan gündemiyle kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam İlmihal'de Kur'an-ı Kerim'de orucun ilk defa farz kılındığını bildiren ayetler dizisi üzerinden konu açmayı düşünüyoruz. Malum Bakara suresi 183 ve ardından gelen birkaç ayeti kerime hem orucun nasıl farz kılındığını hem de oruçla ilgili çok temel bazı hükümleri bizlere açıklıyor, yer yer detaylara giriyor. Bu ayeti kerimeleri özellikle bu akşam konu kılmamızın özel bir nedeni var. Özellikle bu Ramazan'da tartışılan, gündeme atılan bazı iddialar var, bazı söylemler var. Mesela işte Ramazan orucunu senenin bir başka ayında tutmak mümkün müdür? Malum bu sene özellikle yaz sıcakları, hararet, bir tarafta uzun günler, bazı insanlar da tabii ki Ramazan orucunu tutarken güçlüklere yol açabiliyor. Belki bu açıdan birileri Ramazan'ı kış mevsimine, günlerin daha kısa olmuş olduğu bir başka mevsime taşıyabilir miyiz şeklinde bir görüş ortaya attı. Bu ayet-i kerimeler böyle bir talebin, böyle bir iddianın mümkün olup olmadığını bizim için açıkça ortaya koyacak. Ayrıca Ramazan orucuna sağlığı sıhhati yerinde olan, belli yaş üzerinde olan, söz gelimi 50 yaşını geçmiş olan bazı kimselerin alternatif olarak bir başka uygulamaya başvurması mümkün müdür? Yani Ramazan orucu yerine güne gün fidye vermesi, dolayısıyla oruç tutmaması diye bir uygulama dinimizde var mıdır? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ayet-i kerimeler bu iddiayı da, bu söylemi de aslında bizim önümüze koyacak. Ne kadar doğru olduğunu, tutarlı olduğunu da burada açıkça ortaya koyacak. Evet, bu ayet-i kerimeler üzerinden biz gündemde Ramazan'la ve oruçla ilgili bazı tartışmaları, konuşmayı, ele almayı düşünüyoruz. Bir başka husus daha var programın ilerleyen bölümlerinde ele almayı düşündüğümüz. O da teravih namazı. Teravih namazı var mıdır? Hazreti Peygamber tarafından bizatihi kılınmış bir namaz mıdır? İkincisi, Ramazan'da kasıtlı olarak oruç bozan bir kimse ile ilgili olarak malum ilmihal kitaplarında, fıkıh kitaplarında kefaretten bahsediliyor. 60 gün yahut 2 ay tutulan bir kefaret cezası var. Oruç bozmanın cezası olarak kefaret uygulaması dinde böyle bir şey var mıdır? Hazreti Peygamber tarafından, sahabe tarafından, dinin asli kaynakları tarafından böyle bir şey vaz edilmiş midir? Yoksa bu da sonradan geliştirilmiş, ortaya atılmış bir uygulama mıdır? Bu konuda da tartışmalar var, kafa karışıklığı yaşayan insanlar var. İnşallah vaktimiz el verirse bütün bu soruları ve tartışmaları bu akşam İlmihal'de konuşmayı ve sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyorum hocam ve konuya giriyorum. Evet, Bakara suresi 183 ve ardından gelen 183, 184, 185, o araya bir ayet-i kerime giriyor dua ile ilgili. Ondan sonra 187 ile uzunca bir ayet-i kerime, 187. ayet-i kerime. Hem orucun farz kılınışı, hem zamanı, hem de hastalar, yolcularla ilgili istisnai durumlar ve hükümler ve ardından gelen ayetlerde de daha detay meseleler ele alınıyor. Evet hocam, biz bu ayetler üzerinden yola çıkalım. Evet, konuyu bu şekilde konuşalım. İnşallah bu kadar şeyi konuşmaya süremiz el verir. Yani baştan bütün bunları ortaya atıyorum ki fazla detaylandırmadan evet, bunları konuşabilirim inşallah. İnşallah bazı konuları, bazı noktaları özet geçersek bizi izleyenler anlasın ki, bilsin ki süremiz el vermediğindendir. Yoksa bu senin dile getirdiğin hususların her biri gerçekten son derece önemli ve konuşulması, netleştirilmesi lazım. Evet, bismillah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi takvaya eresiniz diye oruç size de farz kılındı. Buradan iki nokta önümüze çıkıyor. Birincisi, oruç
bizden önceki ümmetler üzerine farz kılınmış bir ibadet. Bizden önceki ümmetlerin de oruç tutma mükellefiyeti var imiş. İkincisi de oruç takva ilişkisi. Bizden önceki ümmetlere orucun farz kılındığına dair bu Kur'an-ı beyandan yola çıkarak ehli kitabın kitaplarına, Tevrat'a, İncil'e, eldeki metinlere baktığımız zaman oralarda oruç kelimesine, kavramına rastlıyoruz. Ama böyle munzam bir oruç, senenin belli bir döneminde şartları, rükünleri belirlenmiş, aynen bizde olduğu gibi her türlü ahkamı efendim tahsil edilmiş, takdir edilmiş bir şekilde bir oruç ibadetini görmüyoruz. Yahudilerde, Yahudilikte oruç adına gördüğümüz bir tek gün tutulan bir oruç var. O biraz uzun bir oruç, yaklaşık 26 saat falan tutulan bir oruç. Onun dışında Yom Kipur denen bu belli bir günde tutulan bu oruç dışında Yahudilikte bizdeki gibi, bizdekine benzer işte birkaç gün, birkaç hafta süren bir oruca rastlamıyoruz. Bir de tabii gene rivayetlerden bildiğimize göre Firavun'un ordusunun Kızıldeniz'de boğulması üzerine Museviler o günü anmak adına Muharrem ayında oruç tutuyorlar. İsrailoğullarının Kızıldeniz'de boğulmaktan kurtarılması anısına. Kutlama orucu yani. Kutlama, bu bir farziyet orucu değil, öyle anlaşılıyor. Ama o farz kılınan oruç nasıl bir oruç? Bizdeki gibi bir oruç değil. Ya da şöyle diyelim, mevcut kitaplarda rastladığımız haliyle bizdeki gibi değil. Şüphesiz şartı şurtu belirlenmiş bir şekilde bir ibadet onlara da farz kılınmış. Ama kitaplarda, mevcut elimizdeki kitaplarda rastlamıyor oluşumuz bu kitapların tahrifine bir delil sayılır. Keza Hristiyanlarda da aynı şekilde, İncil'de de bizdeki gibi bir oruç ibadetine rastlamıyoruz. Oruçtan çok sık bahsediliyor, oruca çok sık atıf yapılıyor. Ama orucun daha ziyade bir ibadet olarak şartları, rükünleri gibi hususlardan daha çok ahlaki boyutu, insanı eğiten, insanın manevi dünyasına, ruhi dünyasına kattığı değerlerden bahseden pasajlar var. Mesela bir yerde oruç tutan ferisilerden bir grup, oruç tutmayan başka bir Yahudi'ye küçümseyici bir gözle bakıyor. Bu oruç tutmuyor, ben tutuyorum diye bakıyor. Muhtemelen bu Yom Kipur orucuyla ilgili bir şey. İncil'de de onun bu tutumu kınanarak, işte senin tuttuğun oruç seni kemale erdirmemişse, insani erdemlere ulaştırmamışsa, senin tuttuğun orucun hiçbir kıymeti yok. Oruç odur ki insanı kemale erdirsin, ahlaki güzelliklere ulaştırsın gibi daha böyle seküler, daha ibadet boyutundan soyutlanmış bir oruç kavramıyla karşılaşıyoruz İncil'lerde. İncil'deki bu pasaj, bunun altını çizelim hocam. İlerleyen dakikalarda söz oraya gelirse, yani oruç tutanların oruç tutmayanlara, özellikle de aleni biçimde oruç yiyenlere karşı tavırları, günümüzde bunlar da konuşuluyor. Hatta evet, bazı birkaç evet, olay yaşandı. Evet. Bunun üzerine tartışıldı. Hı-hı. Bu husus Hristiyanlık, İncil, Hristiyan kültürü, ahlakı sadedinde ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Evet. Gene Hristiyan kaynaklarında gördüğümüze göre ikinci yüzyılda Didake kitabında Hristiyanların çarşamba ve cuma günleri oruç tutmaları isteniyor. İkinci yüzyıla ait bir kaynak, bu muahhar bir kaynak. Bir de ikinci yüzyıldaki kiliselerin diriliş bayramından önce, Paskalya bayramından önce oruç tuttuğu biliniyor. Daha sonra dördüncü yüzyıla gelindiğinde 40 günlük bir oruç karşımıza çıkıyor Hristiyan kaynaklarında. Bu normal 30 gün tutuluyorken, işte tıpkı bugün olduğu gibi, günümüzde olduğu gibi uzun yaz günlerine geldiği bir dönemde demişler ki biz bunu kış gününe aktaralım, kış mevsimine, günlerin kısa olduğu bir mevsime aktaralım ve oraya sabitleyelim. Kefaret olarak da 10 gün fazladan tutalım. Ve öyle 40 gün oruç uygulaması o şekilde başlamış. Bir süre böyle gittikten sonra Hristiyan hükümdarlardan birisi rahatsızlanmış. O
sene oruç tutamamış. Ve ben bu sene oruç tutmuyorum, tutamıyorum. Gelecek sene 7 gün fazla tutayım demiş. Gelecek sene 47 gün olmuş oruç. Sonra bir süre böyle devam ettikten sonra demişler ki bu böyle kesirli küsürlü bir rakam olmuyor. Bunu 50'ye tamamlayalım, yuvarlak olsun. 50'ye tamamlamışlar, 50 gün olmuş. Ama şu anda Hristiyanlar içerisinde 50 gün oruç tutan var mıdır? Araştırılmaya çok değer zor mesele. Evet. Ayrıca onların oruçlarında sabah kahvaltısı, akşam çayı vesaire. Evet, şeyde uygulamalar var yani. Yahudilerin orucunda enteresan bir durum var. O 26 saat süren oruçta yeme içme cinsel ilişki dışında onlar bu süre içerisinde çalışmıyorlar, koku sürünmüyorlar, banyo yapmıyorlar efendim, ateş de yakmıyorlar. Bu böyle bir perhiz gibi bir şey yani. Gerçi modern Yahudi çevrelerde bu da büyük ölçüde kalkmış durumda, icraattan kalkmış durumda. Onun yerini daha böyle eğlenceye dönük, daha bir hazza dönük bir ibadet eğlence karışımı ritüellerin aldığını da biliyoruz. Kültürel oruç yani. Evet. Dolayısıyla orucun bizden önceki ümmetlere farz kılındığı ile ilgili ayet-i kerime bize detay vermediği için Yahudilerde, Hristiyanlardaki bu şeyden, tahrifattan, dejenerasyondan önce asli durumunda, Tevrat'ın ve İncil'in asli durumunda bu olay neydi? Onu bilmiyoruz. Nasıl tutuluyordu? Peygamberler nasıl icra etmişlerdi? Onu bilmiyoruz. Muhtemelen oralardaki bu şey, tahrifat, asli durumuna ümmeti Muhammed tarafından onlara verilen emrin icrası şeklinde yeniden ihya ediliyor, edilecek. Ediliyor şu anda. Dolayısıyla Ramazan orucu 40 gün olarak ümmeti Muhammed'e farz kılınmış oluyor ki 30 gün. 30 gün özür dilerim. 30 gün farz kılınmış oluyor ki geçmiş ümmetlere de muhtemelen buna benzer bir formatta farz kılınmıştır. Ramazan orucu Hicret'in 2. senesinde Şaban ayında farz kılındı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hicrete kadar belki de İsmail Aleyhisselam'dan gelen bir gelenek, bir adet olarak Muharrem ayında Mekke'de de oruç tutardı. Bu Muharrem ayı orucu Medine'ye hicretten sonra da devam etti. Ta ki bu hicretin 2. yılı Şaban ayında Ramazan orucu farz kılınana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Muharrem orucu, Aşure diye bugün devam eden Muharrem orucu kalkmış oldu. Enteresan bir nokta var. Yahudilerin Muharrem ayının 10. gününde oruç tuttuğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüyor, müşahede ediyor ve soruyor niye tuttuklarını. Onlar da işte bu Kızıldeniz'den kurtulmaları dolayısıyla bir kutlama orucu olarak tuttuklarını söylüyorlar. Efendimiz biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurarak ama onlara muhalefet olsun diye önüne arkasına birer gün de eklenmek suretiyle Muharrem orucunun tutulmasını teşvik ediyor. Kalkmış derken yani nafile olarak devam ediyor anlamında. Evet. Farziyeti kalkmıştır, evet. Oruç takva ilişkisi başlı başına üzerinde durulması gereken bir mesele. Orucun insanı takvaya götüren, insanın takvaya giden yoldaki yürüyüşünü takviye eden, ona güç veren, kuvvet veren bir unsur olduğu bu ayet-i kerimeden çok açık biçimde anlaşılıyor. Orucun nefsi eğiten, terbiye eden bir yönü olduğu, oruç tutan herkes tarafından hissedilen bir şeydir zaten. Bunu her insan kendi bireysel tecrübesinde hissettiği gibi aynı zamanda toplumsal olarak dışarıda da bunu görmemiz mümkündür. Oruç tutan toplumların böyle dışarıdan bir gözlenmesi, o toplumlara Ramazan ayında sinen o lahuti suç oranlarındaki ruhu, düşüş. Evet, evet, çok açık biçimde gösteriyor. Süremizi ekonomik kullanmak bakımından 184. ayete geçebiliriz. Ekleyeceğin husus varsa. Yok yok. Evet. Şimdi Eyyamen Ma'dudat 184. ayeti kerimede orucun sayılı günlerde farz kılındığı, sayılı günler olarak farz kılındığı ifade buyuruluyor. Dolayısıyla فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Sizden yolcu olan yahut hasta olan kimseler için başka günlerde aynı hesapla aynı günler adedince tutulacak.
Ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskinin. Evet, burası meselenin inceldiği noktalardan birisi. Ayet-i Kerime'yi şöyle çevirebiliriz, şöyle Türkçeleştirebiliriz. Ona dayanıp kalacaklar üzerine, Elmalılı merhumun orijinal şeyi bu. Ona dayanıp kalacaklar üzerine de fidye. Şimdi bu ayet-i kerimeye dayanılarak öteden beri modern tefsirlerde şöyle bir şey var. Fıkıh kitaplarında oruca güç yetiremeyenlere fidye öngörülmüş. Fidye ruhsatı, hükmü oruç tutmaya güç yetiremeyenlere tahsis edilmiş. Oysa bu ayet-i kerime oruç tutmaya güç yetirenlerden bahsediyor. Alellezine yutikunehu. O zaman demek ki oruç tutmaya gücü yeten bir insan bile istese fidye verebilir. Oruç tutmak kesin, mutlak bir emir değil. İsteyen bu ayet-i kerimeye göre fidye verebilir. Ayet-i kerimenin bu cümlesinden böyle bir ifade çıkıyor mu? Zahiren çıkıyor. Ama biraz derinlemesine baktığımızda meseleye, ayet-i kerimenin bağlamına, ifadeye, kelimeye biraz derinlemesine baktığımızda, biraz ciddiyetle baktığımızda çok ciddi bir problem olduğunu görüyoruz. Hemen bir parantez açalım, tam sırasıdır, açmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'i meallerinden okuyarak anlama cehdinde olan, tefsire başvurma ihtiyacı hissetmeyen kardeşlerimiz için burada bir problem var. Bu ayeti kerimeyi size oruç tutmaya güç yetiremeyenler diye tercüme edenler, ayet-i kerimenin zahiri ifadesine aykırı bir çeviri koyuyor önünüze. Çünkü la yutikunehu demiyor ayet. Yutikunehu diyor. İkincisi, gene ayet-i kerimenin zahirinde oruç tutmaya güç yetirenlerin fidye vermekle mükellef olduğu, bunun onlara bir zorunluluk, bir farziyet olduğu ala harfi cerrinden istinbat ediliyor. Dolayısıyla buradan şöyle bir şey çıkıyor. Oruç tutmaya güç yetiren herkesin fidye vermesi farzdır. Oruç tutmayacak ama fidye verecek. Zahiri ifadeden böyle bir ters hüküm çıkıyor. Bilinene, alışa gelen hükme ters bir hüküm çıkıyor. Nitekim bu günümüzde de gündeme geldi. 50 yaş sınırıyla ayet-i kerime onlara ruhsat tanımış. Allah'la yarışmayın. Efendim, oruç tutmaya gücü yetmeyenler, 50 yaşın üstündekiler daha doğrusu, zorlanacak olanlar fidye versin. Şimdi bu yutikunehu kelimesi üzerine Elmalılı Hamdi Yazır merhum çok uzun boylu durmuş, sayfalar boyunca. Meseleye takılanların oradan o izahatı, o gerçekten nefis izahatı okumalarını tavsiye ediyoruz. Buradaki itaka ne anlama geliyor efendim? Kelimenin etimolojisinde ne var? Türkçe'ye biz bunu güç yetirenler diye çeviriyoruz ama gerçekten itaka kelimesinin etimolojisinde bir şeyi bir yerden, benim bu kalemi buradan tutup kaldırmaya güç yetirmem gibi bir güç yetirme mi söz konusu? Yoksa zar zor. Yoksa zar zor anca güç yetirme mi söz konusu? Elmalı'nın yaptığı o nefis etimolojik tahlil bize gösteriyor ki İtaka kelimesinin bünyesinde böyle bir anlam var. Yani bir şeyi zorlanarak, çok zorlanarak yapmak. Bir şeye hani Türkçe'de takatim kesildi derler ya. Takatim kalmadı derler. Bir insan bir iş yapıyordur, artık o işin son noktasına gelmiştir. Gücü tükenmek üzeredir. Artık benim takatim kalmadı deriz. İşte bu da öyle bir anlatım ayet-i kerimedeki adeta. Oruç tutmaya zar zor güç yetirenler. Oruç tuttuğu zaman bir sıkıntı sağlığına, akli melekelerine vesairesine sıkıntı gelebilecek olanlar. Bu yaşlılıktan olabilir, bu müzmin bir hastalıktan olabilir, başka hususlardan, sebeplerden olabilir. Bu durumdaki insanların fidye vermesi gerekir. Yoksa ben 50 yaşına girdim, artık sağlığımı tehlikeye atmamam lazım. Dolayısıyla fidye vererek bu işten kurtulurum dediğiniz zaman oruçla ilgili ayeti kerimenin muhkem hükmünü neskedersiniz kendi kendinize. Bilerek ya da bilmeyerek artık o kişinin biraz da kendi dindarlığına, din anlayışına kalmıştır. Çünkü femen şehide minkumu şehre ileride gelecek. Felyesumh ayeti
muhkemdir ve mutlaktır. Sizden her kim bu aya yetişirse oruç tutsun. Bu mutlakı takyit edebilmek için gene çok açık, bariz ve kesin deliller lazım. İşte bunun bir kısmı geçti. Yolculuk. Buradaki mutlak oruç tutun emrini takyit eden, onu kayıtlayan hususlardan birisi. Bir ruhsat ifade ediyor. Yahut hastalık. O da bir ruhsat ifade ediyor. Ama güç yetirebildiği halde mukimse bir adam, ayet-i kerimenin ifadesinin zahirini öne sürerek ben ayet-i kerime oruç tutmaya güç yetirenler fidye versin diyor. Ben bu ruhsattan istifade edeceğim. Hiçbir mazeretim, özrüm yokken ayete dayanarak bunu yapabilirim diyen insanlar buradaki فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ emrini de neshetmiş olacaklar kendi kendilerine. Ayetin son cümlesinde وَاَنْ تَصُومُ خَيْرُ لَكُمْ ama oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz. Evet, evet. Yani siz zar zor ancak oruç tutabilecek olduğunuzda size her ne kadar fidye ruhsatı tanınmış olsa bile siz yine de kendinizi zorlayıp oruç tutmaya kalkarsanız bu sizin için daha hayırlıdır şeklinde mi anlaşılacak o zaman? Elbette. Tabii oradaki bir ruhsat az önce de ifade ettik. Ayetin mutlak ifadesini paranteze alan iki ruhsat gerekçesi. Biri yolculuk, biri hastalık. Bu hastalık nasıl bir hastalık? Benim başım ağrıyor. Bugün hastayım ben, oruç tutmayayım. Zaten bir müminin vicdanı ve hassasiyet diniyesi böyle bir şeye imkan vermez. Bu bir kaytarmadır çünkü. Bu hastalık oruç tuttuğu takdirde daha kötü bir hastalığa yol açabilecek, bir tehlike arz edebilecek bir hastalıktır. Yahut da ne bileyim, işte mesela hamileliğinin son dönemlerine gelmiş bir annenin oruç tutması halinde bebeği zarar görecekse bu ruhsattan o istifade edebilir. Yahut az önce de ifade ettik. Çok işte, yaşlılar. Çok yaşlılar. Hazreti Abbas'tan gelen bir rivayet var radıyallahu anh. Çok yaşlıymış. Buna rağmen orucunu bırakmazmış. Bir su kabının, bir teknenin içine su doldurur. Onun içinde otururmuş serinlemek için. Gene de orucunu bırakmazmış. Dolayısıyla hassasiyet diniye öyle bir şey ki kişiyi bu orucun faziletinden, rahmetinden, kişiyi takvaya götürücü özelliğinden mahrum kalacak oruç tutmayan insan. Mazeretsiz hele oruç tutmayan insan. Öbürleri mazeretlidir. Orucun sevabından mahrum kalır. Ama yerine getirdiğinde, başka günler tuttuğunda en azından zimmetini üzerinden atmış olur. Fakat Ramazan günü oruç tutmanın sevabı, fazileti, feyzi, bereketi çok başkadır tabii. Hocam burada Taberi'nin vermiş olduğu başka tefsirler de var. Hatta ayet-i kerimede farklı bir kıraat da söz konusu. وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطَوَّقُونَهُ şeklinde evet, bir kıraat evet, da var. Evet. يُطِيقُونَهُ kıraatı üzerinden birkaç görüş, yorum var burada. Bunlar içerisinden en racih gördüğü, kendisinin tercih ettiği ve epey de sahabeden, tabiinden olsun, epey müfessirin de benimsemiş olduğu bir tefsir. O da yani oruç tutmaya takat yetirenler, belki takat yetirenler ifadesi etimolojik olarak yani zar zor, zorlanarak orucu ancak tutabilecek olanlar şeklinde anlaşılabilir. Evet. Bu kimseler fidye versin. İlk zamanlarda böyle bir uygulama vardı. Daha sonradan yani oruçta az çok zorluk çekecek olanlar bunu göze alamazlar ve fidye vererek oruç yükümlülüğünden kurtulurlardı. Dileyen de oruç tutardı ama oruç tutmak daha hayırlıdır şeklinde böyle bir ilk uygulama vardı diyor. Hazreti Muaz'dan da gelen böyle rivayetler var. Daha sonra فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ bir sonraki ayet-i kerimedeki bu cümle. Her kim Ramazan'a yetişirse, kavuşursa, hilali görürse artık oruç tutsun şeklinde güç yetirenler, yetiremeyenler yahut zar zor tutabilenler, tutamayanlar şeklinde bir ayrım olmaksızın genel olarak Ramazan'a yetişen herkes oruç tutsun ayeti kerimesiyle yani bir sonraki ayeti kerimede gelen cümleyle beraber artık bunun nesh olduğu yönünde çok güçlü iddialar var. Taberi de bunu tercih ediyor. Bu konuda gelen üç görüşten birisi bu nesh bulunduğu görüşü. Evet. Malum. Başka sahabilerden bu konuda nesh olmadığı, bunun bir ruhsat ifade ettiği ve yutikunehu kelimesinin de zar zor güç yetirenlere tanınmış bir ruhsat olduğu söyleniyor. Sahabe-i kiram döneminden itibaren bu konuda bir ihtilaf hep var olmuş zaten. Fıkıh kitaplarında bunun tafsilatı veriliyor. Evet hocam. Evet. Şimdi buradan hareketle
Özellikle yanın bir sonraki ayeti kerimede فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ Her kim Ramazan'a yetişirse oruç tutsun. Bu mutlak, açık, net ve kesin ifadeden sonra artık oruç tutmanın alternatifi olarak Ramazan'da ister oruç tut, ister güne gün fidye ver şeklinde bir söz söylenebilir mi artık? Hayır. Böyle bir şey mümkün değil yani. Bu mutlak bir emirdir elbette. Bu mutlak bir emirdir. Yani bir yukarıdaki o وَعَلَلَّذ۪ينَ يُتِقُونَهُ mensuh olsun olmasın fark etmez. Artık buradaki bu mutlak ifade bir de bunun üstüne sünnet-i seniyye ve sahabe-i kiramın icraatı, onlarda oluşan icma eklendiğinde kimsenin ben güç yetirebildiğim halde oruç tutmayayım, fidye vereyim, böylece Ramazan orucu farziyeti benden düşmüş olur, böyle bağlayıcı bir emir yoktur deme selahiyetine sahip değil. Çünkü sahabe-i kiramdan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmiş böyle bir ruhsat yok. Yani nesh öncesi uygulamalar olduğunu kabul etsek bile bu nesh olmuştur. وَعَلَلَّذ۪ينَ يُتِقُونَهُ ayeti nesh edilmiştir. Bu فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ emriyle artık onun hükmü kalkmıştır. Dolayısıyla icma oluşmuştur. Sağlığı sıhhati yerinde olan, akli melekeleri, gücü kuvveti yerinde olan ve mukim olan herkes Ramazan orucu tutacak. Tutmak zorundadır. Bunun başka zorundadır. Bir seçeneği, bir alternatifi yok. Hocam evet. Araya girelim inşallah. Ondan sonra aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. İnşallah. Kısa bir ara. Değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz ama itiraf etmeliyim, zaman nasıl geçiyor farkına varamıyoruz. Hakikaten konuştuğumuz konuların ağırlığı, derinliği, zaman onun karşısında çaresiz kalıyor ve saniyeler adeta böyle elimizden akıp gidiyor ve biz konuşmayı hedeflediğimiz konforda ve derinlikte meseleleri ele alamıyoruz. Bunu itiraf edelim. 185. ayet-i kerimeyi hocam şöyle üstün körü girelim çünkü başta ilan etmiş olduğum bir hayli günümüzde tartışmalı konu var. Buraya geçsek iyi olur. O zaman konu 185. ayet-i kerimeden. Konu başlıklarıyla ana başlıklar geçelim. Evet. Bu ayet-i kerimede neler var? Birincisi Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmiş olduğu gerçeği var. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Burada bir Ramazan ayı var. O Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmiş. O Ramazan ayında oruç farz kılınmış. Kadir gecesi de o Ramazan ayında. Dolayısıyla bünyesinde böyle çok olağanüstü hadiseleri toplayan olağanüstü bir ay söz konusu. Efendim. Ve bizim o ayla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana gelen tutum alışlarımız, o ayla ilgili algılarımız, değerlendirme tarzlarımız söz konusu. Bunları gerçekten açıp her bir başlığı ayrı ayrı konuşmak lazım. O Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân insanlar için bir hidayet kaynağı olarak geldi o Kur'an. Apaçık deliller olarak geldi ve hakkı batıldan ayırt eden bir furkan olarak geldi. Kur'an-ı Kerim'in bütün bu özellikleri üzerinde ayrı ayrı ve detaylı durmak lazım. Bunların her birinin burada zikredilmiş olmasının şüphesiz özel anlamları, özel sebepleri var. Bunların her biri üzerinde ayrıca durmak lazım. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ Bu ayet-i kerimenin bu kısmı üzerinde kısaca durmuştuk. Sizden hasta olanlar فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Bu kısmı da değinmiştik gene bir önceki şeyde. Allah Teala'dan bir ruhsat olarak hasta olanlar ve yolcu olanlar Ramazan orucunu başka günlerde, sağlıklı oldukları günlerde tutacaklar. Kur'an'ın Ramazan-ı Şerif'te inmiş olması Kur'an-ı Kerim'in, bu husus belki izleyicilerde soru işareti oluşturabilir. Biz Kur'an-ı Kerim'in 23 yıl içerisinde peyderpey nazil olduğunu biliyoruz. Ramazan-ı Şerif bir aylık bir zaman dilimi. Yani inmeye başladığı mevsim Ramazan'dır şeklinde bunu anlamamız gerekiyor. Evet, bir yahut da işte Beyt-i Mamur'dan, Levh-i Mahfuz'dan, Dünya Semasına, Beytül İzzet'e inişi Ramazan ayında, bazı rivayetlerde Ramazan'ın 24'ünde, Kadir Gecesi'nde şeklinde. Evet. Bu şekilde anlaşılıyor bu ayet-i kerime. Buradan özellikle Kur'an-Ramazan ilişkisinin altı çizilmeli ve Ramazan ayının Kur'an ayı olduğu ve bol bol Kur'an-ı Kerim okumak gerektiği hususu tekrar izleyicilere hatırlatılmalı. Evet.
Geçen hafta değinmiştik mukabele kültürü, Hazreti Peygamber Efendimizin Hazreti Cibril ile Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okudukları, buna arz dendiğini ifade etmiştik. Bizdeki evet. mukabele kültürünün kökeni de buydu demiştik. Evet. Bir de burada şehir, tabii şehirden maksat hilaldir, aydır. Yani hilali gördüğünüzde oruç tutun. Eskiden hilali gözetleme diye bir uygulama vardı. Halen devam eden bir uygulamadır ama artık hesap ve astronomik ölçümler büyük oranda bunu gölgelemiş durumda. Hilali gözetlemek, Ramazan hilali, Şevval hilalinin özellikle gözetlendiği ve hilal görüldükten sonra oruca başlandığı yahut orucun bitirilip bayram edildiği hem ayet-i kerime hem hadislerle sabit bir uygulama. Evet. Günümüzde bu konuda çok ihtilaflar da oluyor. Gerçi bu sene elhamdülillah olmadı. Evet. Suud dahil Ramazan'a İslam dünyası Kahire ekseriyetiyle aynı günde başlamış oldu. Elhamdülillah. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Bu sene çok tartışma olmadığı için isterseniz bu konuyu geçelim. Yani ideal meselesi. Olanı söyleyelim. Hem hesabın hem gözetlemenin birlikte yapılması lazım. Ve ümmeti Muhammed'in bu konuda bir ortak bir kurum oluşturup, oraya ortak katkı verip, her bir ülkeden bir uzmanın, konuyla ilgili uzmanların katıldığı bir müessese olsun. O müessese hem gözetlesin, Recep ayından itibaren gözetlesin ve hesaplasın. Hesapla da gözetlemeyle birlikte yürüsün. Ümmeti Muhammed bu ihtilaftan kurtulsun. Arzumuz, dileğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı deniyor artık ona, değil mi? İslam Konferansı Teşkilatı'ydı. Bu teşkilat bünyesinde böyle bir birimin de oluşması ve bu meselenin artık ortaklaşa bir ümmetin ortak iradesiyle götürülmesidir. Hasta ve yolcularla ilgili kolaylaştırıcı bir istisnai hüküm var burada. Ramazan günü onlar gerektiğinde oruç tutmayabilir, daha sonra kaza edebilirler. Ancak evet. yolculuk, özellikle günümüz yolculuk şartları göz önünde bulundurulduğunda, yolculukla ilgili zaten fakihler de farklı bir mülahaza ortaya koyuyorlar. Eğer yolculuk sıkıntı vermeyecekse oruç tutması eftaldir diyorlar. Evet. Ama hastalık durumunda alâ külli hal orucu açmak ve daha sonra tutmak daha eftaldir yönünde bir anlayışta fakihler arasında var. Evet. Bütün bunlar Cenab-ı Allah'ın bizim için kolaylık dilediğinin göstergesi. Bizim için zorluk dilemiyor. Ayet-i yani, Kerime'nin sonu da öyle. Evet, bu şekilde bağlanması da aslında çok evet. manidar. Yani hangi mevsim olursa olsun, uzayan günler de olmuş olsa sonuçta Cenab-ı Allah ancak hasta ve yolculara oruç tutmama, ki o da daha sonra kaza etmek kaydı şartıyla, böyle bir hüküm vaz ediyor ve ardından da ben sizin için kolaylık diliyorum, evet. zorluk dilemiyorum evet. diyorsa evet. sanki, yani zorluk dileyecek olsaydım siz 30 günle sabahtan akşama kadar süren, akşamdan sabaha kadar muaf tutulduğunuz bir oruçla yakayı kurtaramazdınız gibi bir mefhum muhalifi de var bunun. Evet. Yani hal böyleyken bu bizim için bir kolaylıksa, hala bizim bunun üzerine ekstra kolaylıklar aramamız, işte 50 yaşı geçtikten sonra oruç tutmasak olabilir mi vesaire, işte yaz günleri eyyamın madudat deniyor, sayılı günler, dolayısıyla belirtilmemiş şeklinde bunu anlayıp da bunu Mart'a yahut Eylül ayına alsak vesaire gibi bir takım mülahazaların aslında bu ayet-i kerimeyle taban tabana çeliştiğini görüyoruz. Kaldı ki sayılı günler ifadesi her ne kadar burada soyut olarak geçiyorsa da bir sonraki ayet-i kerimede Ramazan ayı diye açıkça bir vurgu var ki evet. Ramazan ayı da senenin 12 ayından, kameri aylardan biridir. Ne zaman başladığı, kendinden önceki ay, kendinden sonraki ay çok açıktır, bellidir. Bunun bir başka mevsime kaydırılması söz konusu değildir. Bu ancak olsa olsa çarpıtmaktır, saptırmaktır, tahrif etmektir. İşte sizin söylediğiniz nasıl tahrif etti orucu? Kendi oruç mükellefiyetlerini nasıl tahrif ettiler? Hristiyanlar, ben oraya gelecektim evet. Onlarda olduğu gibi. Yani bidat burada ortaya çıkıyor. Sünnet var, peygamberin öğrettiği, sınırlarını çizdiği bir İslam var. Bir de insanın zaman içerisinde kolaylık arayarak, işte kaçamaklar efendim arayarak sağından solundan çekiştirdiği, orasını burasını yamalayıp bohçalamış olduğu bir din var. Biz buna da bidat diyoruz. Eklemeler yaptığı yahut çıkartmalar yaptığı, yerini zamanını oynattığı mesela. Bu şekilde tahrif ettiği ve kendine göre din budur deyip geliştirmiş olduğu bir yapı var ki böyle bir dindarlığın da Allah katında makbul olmadığı hadis-i şeriflerde ifade ediliyor. Çok açık tabii. Yani bizim emrimizin olmadığı bir iş yapan kimsenin yaptığı o iş merduttur. Yüzüne çarpılacaktır. Yüzüne çarpılacaktır.
Evet, evet hocam, ayet-i kerimeler üzerinden mülahazaları burada noktalayacak olursak ancak bundan sonraki konulara zaman kadar isterseniz biz teravih namazıyla devam edelim mi hocam? Edelim. Teravih namazı, evet değerli izleyiciler, son günlerde bu da konuşulan bir konu. Geçen sene de gündeme geldi. Ancak geçen sene İlmihal programı olmadığı için bizim masaya yatırma imkanımız olmadı bu konuyu. Bu sene de gündeme geldi. Ve bazı ilahiyatçılar, akademisyenler teravih diye bir namaz yoktur şeklinde bir iddiayı dillendirdiler. Çok aykırı bir söylendi. Hayli yankı uyandırdı belli çevrelerde. Birincisi bu, teravih diye bir namaz var mıdır? Bunu konuşacağız. İkinci bir gündemde, teravih namazı vardır ama teravih namazının rekatı sizin bildiğiniz gibi 20 değildir. Teravih namazı söz gelimi 8'dir. 8 artı 3 yani vitirle beraber 11'dir. Yahut başka görüşler işte 10 artı 3 13'tür şeklinde görüşler de var. Bu pek Türkiye'de dillendirilmiyor ama sonuçta teravih namazının rekat sayısıyla ilgili de bazı spekülasyonlar var. Var. İkinci işleyeceğimiz konu bu olur. Ondan sonra vakit kalırsa inşallah kefaretle devam i̇nşallah. Ederiz. Evet. Teravih namazı var mıdır hocam? Teravih namazı var mıdır? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin, İmam Müslim'in, İmam Malik'in rivayet ettikleri sahih bir hadiste insanları, sahabe-i kiramı Ramazan'da namaz kılmaya, gece namaz kılmaya teşvik etmiş ve men kâme Ramazâne imanen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zenbih buyurmuş. Biz bunu men sâme Ramazâne versiyonuyla daha çok Ramazan'da duyarız, dinleriz. Kim Ramazan'da iman ederek, karşılığını Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır şeklinde. Doğrudur, böyle bir sahih hadis de vardır. Ama Efendimiz Ramazan gecelerini ihya anlamında men kâme Ramazâne diye de buyurmuş. Aynı şekilde devam ediyor. İmanen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zenbih. Türkçesi? Kim iman ederek ve karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan gecesi namaza kalkarsa, namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Buna literatürde kıyamul leyl. Kıyamul leyl deniyor ama burada Ramazan tahsisi var. Özellikle Ramazan gecelerini ibadetle geçirmek yahut namaz. Kıyam zaten kame Ramazane çünkü. Birinci dereceden namaz anlamına geliyor. Evet. Şimdi dolayısıyla Efendimizin insanları, sahabe-i kiramı, dolayısıyla bizi Ramazan gecelerinde namaz kılmaya teşvik ettiği sabittir. Bu tartışma dışı bir şeydir. Önce bunun altını çiziyoruz. Bunun altını çizelim. Bu namaz nedir? İkinci soru bu. Efendimiz sahabe-i kirama, ümmeti Muhammed'e Ramazan geceleri namaz kılın buyurmuş. Kılarsanız Allah Teala sizin geçmiş günahlarınızı bağışlayacak buyurmuş. Bukhari, Müslim, Muvatta ve daha başka kaynaklarda ben üçünü zikrettim ki sıhhati konusunda bir bunlar fikir da olsun. Kafi zaten. Bunlar da kafi zaten. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde itikafa giriyor. Hazreti Ayşe validemizden nakledilen bir rivayet var. O mescitte itikafa girdiği yer Hazreti Ayşe validemizin hücresinin kapısının açıldığı yer. Mescidin herhangi bir köşesi değil. Oradan çıkıyor ve etrafı hasırlarla çevrili o itikaf hücresine, odacığına giriyor Efendimiz. 10 gün orada kalıyor. Hatta başını oradan Hazreti Ayşe validemizin odasına uzattığı, saçını yıkattığı filan da rivayetlerde geliyor. Bu burada Efendimiz itikaftayken namaz kılmış, gece namazı kılmış. Nasıl kılmış? Buradayken kılmamış. Çünkü hasırlarla etrafı çevrili bir yer orası, bir odacık. Efendimizin oradan çıkarak mescidin içinde nafile namaz kıldığını haber veriyor rivayetler. Haraca ilel mescid. Efendimiz orada kılmadı. Yani iddia buydu yanlış hatırlamıyorsam. Efendimiz o hasırlarla, kilimlerle çevrili bir bölmede itikafa giriyor. Oradan hiç çıkmıyor ve orada namaza duruyor. Sesli okuyor. İnsanlar da onun sesli okuduğunu duyunca hemen mescitte onu görmeden namaza duruyorlar. Hayır, böyle değil. Efendimiz oradan çıkıyor. Çünkü harece ilel mescid. Rivayette mescide bu ifade var. Mescide çıkıyor. Ya da şöyle düşüneceğiz. Efendimiz itikafa girdiği akşamların dışında başka Ramazan akşamları hücre-i saadetten, hane-i saadetten mescide çıkıyor. Çünkü bu harece ilel mescid ifadesi özellikle geçiyor rivayetlerde.
ve mescitte namaza duruyor. Herkesin görebileceği şekilde. Sahabe-i kiram bunu görünce hemen arkasında saf oluyor. Ve bir cemaatleşiyor. Cemaatleşiyor. Bir gün cemaatle o namazı kılıyorlar. Kaç rekat kılıyorlar bilmiyoruz. Bu bağlamdaki rivayetlerin hiçbirisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cemaate o akşam kaç rekat namaz kıldırdığı tasrih edilmemiş. Bir gece böyle devam ettikten sonra ertesi gece birbirlerine söylüyor sahabe-i kiram. Dün gece Efendimizle mescitte cemaat olduk, nafile namaz kıldık diye. Kalabalık ertesi gece artıyor, tekrar geliyorlar. Efendimiz tekrar çıkıyor, tekrar imam oluyor ve onlara namaz kıldırıyor. Üçüncü gece de böyle devam ediyor. Artık mescit cemaati almaz hale geliyor. Çok sayıda insan birikiyor. Ama namaz olan düşkünlüğe bak. Evet, evet. Efendimiz o gece çıkmıyor. Sabah namazına kadar çıkmıyor. Cemaat oturuyor. Hatta Efendimiz'e duyurmak için es-salah, es-salah diyenler oluyor içeriye. Efendimiz çıkmıyor. Sabah namazını kıldırmak üzere çıktığında, kıldıktan sonra sahabe-i kirama dönüyor ve buyuruyor ki, beni beklediğinizi biliyorum, burada niçin toplandığınızı biliyorum. Ama bu namaz size farz kılınır endişesiyle çıkmadım. Biz buna devamlı cemaatle bu şekilde kılmaya devam etseydik, farz kılınabilirdi. Yerleşir ve farz halini alır. Evet. Ya burada şarihlerin iki türlü yorumu var. Birincisi, sizden sonrakiler bunu farz zanneder ve bunu devamlı olarak yapmak için kendilerini zorlarlar. Herkes yapamaz, bu sefer bir kargaşa oluşur. Bundan endişe ettim ama tercih edilen görüş, siz buna devam etseniz, etmeniz halinde Allah Teala'nın bunu size farz kılacağından, sizden sonrakilerin de buna güç yetiremeyeceğinden korktum buyuruyor Efendimiz. Onun için çıkmadım. Olay bu. Evet. Şimdi bu olaya bir başka şey eklemleniyor. Hazreti Ayşe validemizden gelen bir rivayet. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gece namazı 11 rekattı. O her zaman bunu kılardı. 8 rekat normal ona farz olan bize nafile namaz var. 3 rekat da vitir var. 11 rekat. Bunu Ramazan'da da bu şekilde kılmıştır. Başka zamanlarda da bu şekilde kılmıştır. Mescitte cemaate kıldırdığı da budur. Ayrıca Ramazan gecesine mahsus sonradan adına teravih denecek olan özel bir namaz yoktur. İddia bu. Burada iki farklı şeyin birbirine eklemlendiğini görüyoruz. Efendimizin aleyhissalatü vesselam 11 rekat kıldığı nafile namaz, mescitte cemaate kıldırdığı namaz değil. Orada kaç rekat kıldığını bilmiyoruz çünkü. O kendisi adeti olduğu üzere her gece 11 rekat namaz kılıyor. Allah Resulü'nün genel teheccüd namazı bu yani. Evet, evet, evet. Hatta 13 rekat şeklinde rivayet de var. 13 var, 20 de var. Bu teravih namazına özgü olarak 20. Yok, teravihin dışında genel olarak gece namazları sadedinde Allah Resulü'nün senenin sair zamanlarında ya 11 yahut 13 diye iki rivayet var. Evet. Nasrüddin Albani o 13'teki iki rekat fazlalığı yatsının son sünnetine yoruyor. Evet. Dolayısıyla 11'dir diyor. Evet. Şimdi burada kaç rekat olduğuyla ilgili farklı rivayetler var. Onları ben burada kısa kısa geçeceğim. Birincisi Hazreti Ayşe validemizden nakledilen az önce ifade ettiğim 13 rekat. Ondan sonra bir başka rivayette 13 rekat, 11 rekat Hazreti Ayşe validemizden nakledilen ilk söylediğim şey 11 rekat. 11 8 rekat normal gece namazı Efendimiz'e farz olan 3 rekat da vitir. Gene Hazreti Ayşe validemizden İmam Malik'in naklettiği bir rivayet 13 rekat diyor. Efendim. Gene aynı şekilde Hazreti İbn Abbas'tan Zeyd bin Halid radıyallahu anh'tan gelen 13 rekatlık bir şey de var. Bir başka rivayet daha var. O da 13 rekat diyor. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gece namazını 11 rekatla mutlakmış gibi kayıtlamak doğru değil. Farklı rivayetler var. Bu Efendimizin normal kıldığı namaz. Yani teravih namazı diye bizim bildiğimiz kıldığımız. Yahut Ramazan gece namazı değil. Değil. Genel bu normal Efendimizin sair zamanlarda kıldığı gece namazı. Peki teravih namazı nedir, nasıldır? Hazreti Ömer
Hilafete geldikten sonra, bir süre sonra o mescitte, Medine'de normal teftiş gezilerinden birisinde mescide çıkıyor. Bakıyor ki millet cemaat halinde, bir kısım insanlar teravih kılıyor. Bir kısım insanlar tek başlarına münferit olarak kılıyorlar. 3-5 kişi bir imamın arkasında bir köşede, 5-10 kişi başka bir imamın arkasında başka bir köşede. Başkaları münferit olarak kendi başlarına, mescitte böyle bir uğultu var, bir karmaşa var. Hazreti Ömer diyor ki bunları bir imamın arkasında toplamayı düşünüyorum. Ve topluyor. Übey bin Ka'b radıyallahu anh'ı imam tayin ediyor. Ve diyor ki Übey'in arkasında namaz kılacaksınız. Ayrıca kadınlar için de Temim Eddari radıyallahu anh'ı imam tayin ediyor. Kadınlar da onun arkasında teravih namazını kılıyor. Bu önemli bir husus hocam. Yani kadınlara ayrı bir cemaat, evet, ayrı bir imam, erkeklere ayrı bir cemaat, ayrı bir imam olması önemli bir husus. Evet, çok önemli. Yani kadın erkek ihtilatını, karışımını önlemek açısından yani önemli. Bu, kadınların da özellikle cemaatle namaz gibi, Ramazan gecesini namazla ihya gibi bir faaliyetin içinde olması açısından da önemli. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınların en faziletli namazlarının evlerinde kıldıkları namaz olduğunu ifade buyurmuş. Bu pek çok hadisle sabit. Ama burada kadınların Ramazan gecesi cemaat olarak bir imamın arkasında toplandığını görüyoruz Hazreti Ömer tarafından. Demek ki bu namazın cemaatle kılınması konusunda sahabede bir şey var, bir alışkanlık, bir tasavvur, bir eskiden Efendimiz zamanından gelen bir şey var, bir alışkanlık var. Ki kadınlar mescit almıyor zaten. Erkekler ayrı bir cemaatin arkasında, kadınlar başka bir yerde, başka bir imamın arkasında namaz kılıyorlar. Aynı mekanda değil. Değil. Karışım yok. Karışım yok. İki ayrı imamın arkasında, iki ayrı cemaat halinde ve iki ayrı mekanda kılıyorlar. Efendim. Yine Übey bin Ka'b'ın Hazreti Peygamber Efendimiz'e gelip danıştığı var. Ya Resulallah, bir grup kadın benden, kendileri Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyamadıkları için, tam beceremedikleri için benden imam olup onlara namaz kıldırmamı istiyorlar diyor. Ve Allah Resulü de kıldır onlara diyor. Übey bin Ka'b'ın da Peygamber, evet, Efendimiz zamanındayken cemaatle onlara muhtemelen Ramazan gecesinde namaz kıldırdığına dair bilgiler de var. Evet. Evet. Şimdi İmam Beyhaki'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer insanları Übey bin Ka'b'ın arkasında tek cemaat halinde topladığı zaman onlara 23 rekat namaz kıldırmış Übey bin Ka'b. 20 rekat teravih, 3 rekat vitir. Bu uygulama nereden geliyor? Hazreti Ömer zamanında bu namazın 23 rekat olarak tek imamın arkasında kılınması uygulaması nereden geliyor? Hazreti Ömer daha önce de bir vesileyle değinmiştik. İnsanları tek cemaatin, tek imamın arkasında topladıktan sonra bir gün gene dolaşıyor ve bakıyor ki insanlar, evet, tek imamın arkasında o eski uğultu, karmaşa kaybolmuş. Herkes belli bir disiplin, nizam içinde bir imamın arkasında cemaat olmuş, namaz kılıyorlar. Ve ne güzel bid'at oldu diyor. Şimdi buradan hareketle söylenmesi gereken birkaç şey var. Daha evvelkilerin söylediği de birkaç şey var. Mesela Sübülüsselam sahibi diyor ki Sanani, Hazreti Ömer diyor bu uygulamaya bid'at demiştir. Evet, bu bid'attır. Bunun öyle övülecek falan bir yanı da yoktur diyor Sübülüsselam'da. Yani Hazreti Ömer'in kendi eliyle bir bid'atı icraata koyduğunu, sonra da buna ne güzel bid'at dediğini söylüyor. Evet diyor, bu bid'attır ama bunun güzel bir tarafı yoktur. Her bid'at kötüdür. Çok ilginç bir şey. Hazreti Ömer'in bu ne güzel bid'at oldu lafı günümüzde de epey bir istismar ediliyor. Bu diyor, bakın işte Hazreti Ömer evet böyle yapmıştır ama bunun bid'at olduğunu da söylemiştir. İnsanları teravih namazı diye camiye dolduracaksınız. Bir imamın arkasında kılmaya mecbur edeceksiniz. Peygamberin yapmadığı bir şey. Yapmadığı bir şey. Elbette bu bid'attır. Ömer de bunu insanlara yaptırmıştır. Sonra da buna ne güzel bid'at oldu demiştir. Doğru, bu bid'attır ama güzel bid'at değildir diyorlar. Şimdi biz de diyoruz ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir uygulamasına, bir sözüne nüfuz etmek o kadar kolay değil. Hazreti Ömer'in fezaili hakkındaki rivayetlere burada girmeyelim. O ayrı bir bahis.
Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin onun hakkında söyledikleri, onun dirayeti, fekaheti, yani ayrıca konuşulması İleri gereken şeyler. Evet. Ama bir şeyi çok iyi biliyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh insanları böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında aslı esası olmayan bir şey etrafında toplayacak. Bütün sahabe-i kiram da kuzu kuzu tabiri caizse buna boyun eğecek, bu bid'ata katılacaklar, iştirak edecekler ve Ömer böyle emretti diye ne yapalım, bid'at yapacağız diyecekler. Böyle bir şey olmaz. Birincisi bu. Burada sadece Hazreti Ömer'i değil, onun bu yönlendirmesi istikametinde amel eden bütün sahabeyi itham var. İkincisi, Hazreti Ömer böyle bir bid'at ihdas eder mi? Hazreti Ömer'in ihdas ettiği ya da uygulamaya koyduğu bir şey, bid'at-ı mezmume cinsinden bir bid'at mıdır? Dinde aslı olmayan bir şey Dinde midir? Dinde aslı esası olmayan bir şey midir? Şimdi çok ince bir nokta bu. Şunu bir kere ayıralım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ramazan gecesi insanlara namaz kıldırmış mıdır? Bir gece, iki gece, üç gece kıldırmıştır. Üç gece kıldırmıştır. Dolayısıyla Ramazan gecesi cemaat olarak bir imamın arkasında namaz kılmak bid'at değildir. Peki dördüncü gece neden kıldırmamıştır? Dördüncü gece farz kılır endişesiyle çıkmadı. Hazreti Ömer zamanında böyle bir endişe var mı? Yok, çünkü vahiy kapısı kapandı. Dolayısıyla? Dolayısıyla sünnetten bir temeli olan, bir örneği olan bir uygulama Hazreti Ömer tarafından munzam hale getirildi. Mesele bundan ibaret. Peki Hazreti Ömer buna niye bid'at dedi? Bunun sebebi de şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında üç gece kılınmıştı. Hazreti Ömer bunu bütün Ramazan'a yaydı ve buna güzel bir uygulama olduğu anlamında ne güzel bid'at oldu dedi. Ve buradaki bid'at da sözlük anlamıyla yeni çıkan şey anlamında. Yeni bir uygulama anlamındadır. Aslı sünnette mevcuttur. Hazreti Ömer sünnete aykırı bir şey yapmamıştır. Hele hele Ömer teravih namazı kılmak isteyenleri, mescitte teravih namazı kılmak isteyenleri mescitten kovmuştur ya da Hazreti Peygamber kovmuştur demek Hazreti Ömer'e de Hazreti Peygamber'e de iftiradır. Yok zaten aslı da yok yani. Bilgi olarak da yok. Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki ağzı olan konuşuyor tabiri var ya. Evet, ağzı olan konuşuyor. Yani şu rivayet külliyatına bir zahmet edip baksalar, burada ne var ne yok, ben bir şey söyleyeceğim ama işin hakikati bu mudur değil midir diye bir zahmet edip baksalar, bunları çok kolay görmeleri, okumaları çok kolay. Evet. Ama niyet başka demek. Devamında da Hazreti Ömer'in sanki... Yani burada Hazreti Ömer sanki adeta dalga geçiyor. Bu ne güzel bidattır diyor. Sanki o insanları bırakın kendi haline dokunmayın. Onların yaptığı iş bidattır. Ne yapalım, onlarla sanki baş edemiyoruz başka türlü. Evet. Bırakın bari bidatlarıyla burada debelenip dursunlar dercesine. Peşinden de sanki وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا اَفْطَلُ مِنَ اَلَّتِي يَقُومُونَ Şu saatte, şey şu saatte uyuyanlar burada namaz kılanlardan daha hayırlıdır, faziletlidir evet, demiş evet, gibi ibareyi yanlış anlayan, çarpıtanlar da var. Oysa ibarede Hazreti Ömer şuna dikkat çekiyor. Yani bu namaz bu saatte değil de keşke daha sonraki saatte kılınmış olsa. Yani şu anda kıyam edilen vakitte, gecenin ilk vakti çünkü. Gecenin son işte birinde eftal çünkü. İşte son, yani seher vaktinde ve bir esharihum yestavfirun ayet kerimesinden de hareketle gecenin son vaktinde olsa daha eftal ama gecenin son vaktinde de insanları toplamak kolay değil belki. Hazreti Ömer böyle bir uygulamayı belki de başlatamıyor. Şimdi bu cümlenin manası bu yani. Burada da bir çarpıtma. Buna mutlaka değinmemiz lazım. Burada çok enteresan bir şey oldu çünkü. Bu iddianın sahibi olan akademisyen şöyle dedi. Hazreti Ömer onlara bu teravih namazını getirdikten sonra, tek imamın arkasında onları topladıktan sonra bunun bid'at olduğunu söyledi. Ve ondan sonra da dedi ki, işte senin de okuduğun gibi şu anda evinde uyuyan insanlar burada namaz kılanlardan daha hayırlıdır. Çünkü bunların yaptığı bid'at bir şey. Onlar hiç olmasa bid'at işlerine uyuyorlar. Onlar hiç olmasa bid'atten uzak duruyorlar. Dolayısıyla onlar bunlardan hayırlıdır. Bunu hangi cümleden çıkartıyor hocam? Bu burada senin okuduğun, ben de buraya not almıştım. Anlıyor diyelim biz hocam. Velleti yenamuna anha. Velleti yenamuna anha. Uyudukları vakit. Yani uyuyan kişilerden bahsetmiyor. Uyunulan vakitten bu cümlede, bahsediyor. Bu cümlede. Evet. Uyunulan vakit namaz kılınan vakitten daha eftaldir. Çünkü uyunulan vakit, yani şimdi siz namazı kılacaksınız, bitirip gidip evde yatacaksınız. Halbuki evet, yatacağınız vakit evet, şu an namaz kıldığınız vakitten daha hayırlıdır. Çünkü o seher vaktidir. Kur'an'da da özellikle geçiyor. Hazreti Ömer bunu ifade ediyor.
yuridu ahiral leyli diye zaten şarih burada beyanda da bulunmuş. Şimdi enteresan bir şey var. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan ve de Abdurrahman bin Abdülkari'den gelen bir rivayet var. Hazreti İbni Abbas diyor ki bir gün Ömer beni sahur yemeği yemeye davet etti. Bu Abdurrezzak'ta İbni Ebi Şeybe'de geçen bir rivayet. Beraber Ramazan'da sahur yemeği yemeye davet etti. Ve biz otururken bir kalabalık gürültü, uğultu duyuldu. Ömer bu nedir dedi. Dediler ki insanlar mescitten çıkıyor. Teravih namazını bitirmiş mescitten çıkıyor. Bunun üzerine Ömer dedi ki gecenin kalan kısmı geçen kısmından daha sevimlidir. Evet. Yani tam bu insanlar nafile namaz kılmanın ya da teravih namazı kılmanın eftal olduğu bir vakitte namazı bitirdi çıkıyorlar. Oradaki eksikliğe işaret ediyor. Evet. Gene bir başka... Bu insanların yaptığı işin, kıldıkları namazın bidat olduğuna hayır, yanlış olduğuna hayır, değil. Hayır, hayır. Gene bir başka ifade Hazreti Ömer'den gene. Kale Ömer radıyallahu anh, fissa'ate elleti yenamune fiha a'cebu ileyye mine sa'ate elleti yekumune fiha. Çok açık ve net yani. Hazreti Ömer'in insanların uyuduğu saatin kendisi için namaz kılanların namaz kıldığı vakitten daha hayırlı olduğunu söylüyor. Daha sevimli, daha cazip olduğunu söylüyor. Bu çok açık bir şey. Yani burada namaz kılanlar bidat işliyor. Uyuyanlar hiç olmazsa bundan uzak durduğu için onlar bunlardan hayırlıdır demiyor Hazreti Ömer. Yani insanlar karşılaştırılmıyor. İki zaman dilimi karşılaştırılıyor. Teravih namazı kılmanın hangi vakitte daha eftal olduğunu söylüyor Hazreti Ömer. Mesele bundan ibaret. Zaten Hanefi mezhebinde de gecenin üçte biri yahut yarısı geçtikten sonra teravih namazı evet. kılmanın faziletli olduğu, müstahap olduğu ifade ediliyor. Evet. Hocam ara vermemiz gerekiyor. Verelim. Değerli izleyiciler kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, teravih konusuna bir zeyil olarak kısa bir açıklamam gerekecek. Teravih, belki teravih namazı bazıları hani hadislerde, ayetlerde açıkça teravih kelimesi üzerinden belki bir arama yapıyordur. Ve böyle bir kelimeyle karşılaşmadığında da belki böyle bir şeyin aslı astarı yoktur kanaatine evet. kapılıyordur. Sizin de belirttiğiniz gibi bu namazın aslı aslında kıyamul leyldir. Yahut men kame ramadan şeklinde Ramazan kıyamıdır. Kıyam evet. da burada birinci dereceden gece namazıdır ve teravih de gece namazıdır. Ancak Hazreti Ömer'in de ifade ettiği gibi bu gece namazının kılınacağı en faziletli vakit gecenin üçte biri yahut yarısı geçtikten sonraki dilimidir. Yani son dilimidir. Ancak insanlar yatsıdan sonra dağıldığında tekrar geceliğin belki kalkamazlar, uyanamazlar. Bir tarafta da sahur telaşı olacağı için bu namazı, bu fazileti kaçırmasınlar diye yatsı namazının akabine hemen kılınmak adet olmuştur evet, evet, diyebiliriz. Evet. Bu da iyi bir düşünceyle bir faziletin kaçırılmaması adına yapılmıştır. Ve o gün bugün gerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde birkaç gece devam ettirilen daha sonra Allah Resulü zamanına münhasır bir endişeden dolayı uygulamadan kaldırılan, bu endişenin ortadan kalkmasıyla birlikte Hazreti Ömer döneminde tekrar başlatılan ve umumi bir uygulama olarak, bir ibadet olarak da ümmet içerisinde yerleşen ve bugüne kadar tevarüs edilen teravih namazı hususunda aslında endişeye, herhangi bir tereddüde mahal olmadığını ifade edelim. Peki neden teravih denmiş, neden kıyamul leyl denmemiş? Belki onu da izah edecek açıklamaları biz tarihte bulabiliriz. Tervihe rahatlamak, nefeslenmek, dinlenmek anlamına geliyor. Bu namazlar ilk dönemlerinde uzun uzun kıraatlarla efendim kılındığı için, bir rekatta 10 sayfa, 5 sayfa, sayfalarca okunduğu için, bir 4 rekatta belki de Bakara suresinin yarısı okunduğu için, 8 rekat kılanlar da, yani tamam bugün teravih namazının 8 rekat olduğunu savunanlar var, selef uygulamasını referans göstererek, ama onlara şunu hatırlatmak lazım. Selef de bu 8 rekatı saatler içerisinde anca bitiriyor biliyorlarmış. Yani Hazreti, Bakara suresini okuyorlar, Ali İmran'ı okuyorlar, Nisa'yı okuyorlar. 8 rekat içinde. Hazreti Ayşe yani. Validemizden yanlış hatırlamıyorsam gelen bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gece kıldığı
8 rekat namazın arasında bir istirahat verdiğini, terviha verdiğini naklederken buyuruyor ki o gece namazının uzunluğunu ve güzelliğini anlattıktan sonra Efendimiz işte aralarda dinlenirdi, onu görseniz acıyacağınız gelirdi. O kadar uzun duruyor ki kıyamda Efendimiz, o kadar uzun tutuyor ki bu namazları. Bir dinlenme ihtiyacı hissediyor. Selef de böyle yapıyordu şüphesiz. Evet. Oradan gelen bir şey. Dolayısıyla yani teravih namazı yorucu bir namazdır ve dinlenme ihtiyacı hissettirir. Aralarda dörder rekatlık dilimlerde bir dinlenme molası verilir. Her bir dört rekatta bir terviha, bir soluklanma molasıdır. Bu da bu soluklanmada da aslında Kur'an okurlarmış, tesbih çekerlermiş. Hatta Mekke ehli Kabe'yi tavaf ederlermiş. Yedi tane şavt, yedi tur atarlarmış Kabe'nin etrafında. Medine ahalisi, tabii Kabe olmadığı için yanlarında, onlar buna alternatif olarak bu fazileti yakalayabilmek için onlar da her bir tervihada, yani her bir dört rekat bitiminde dörder rekat ekstradan namaz kılarlarmış. Dolayısıyla Medine'de 36 rekat. Yani Malik gerisi bunun mekruh olduğunu söylemiş ama. Ama normalde bizde eski bir uygulamadır diyor, Ömer bin Abdülaziz dönemine dayanan eski bir uygulamadır. 36 artı 3, 3 rekatta bitir. 39 rekatı buluyor. Evet. Bunu bazı alimler şöyle izah ediyorlar. İlk zamanlar Hazreti Ömer de belki 8 artı 3 şeklinde kıldırdı. Fakat o zaman kıraat çok uzundu. Çok vakit alıyordu. Ayakta durmak insanları yorabiliyordu. Daha sonra biraz hafifletmek için kıraatı kısa tuttu. Rekatların sayısını artırdı. 20 artı 3 şeklinde 23'e tekarrür etmiş oldu ama bu sefer kıraatlar, namaz içinde okunan ayet miktarı düştü. Daha sonra biraz daha düşürmek suretiyle de işte 36'ya çıkarıldı falan şeklinde böyle beyanatta var. Ama sonuçta Suyuti'nin de ifade ettiği bir şey bu. Gece namazının, özellikle Ramazan'a has gece namazının bir şeyi yok, tahdidi yok, sınırı yok. Bu kesin 20 rekattır, daha fazla olmaz yahut daha az olmaz. Yahut 8 rekattır, daha fazla olmaz, daha az olmaz şeklinde bir efendim anlayışın olmadığını Suyuti açıkça söylüyor. Evet. Burada insan kendi takatini, yaşamış olduğu bölgedeki uygulamayı efendim dikkate almak suretiyle yapabildiği kadar Allah'a ibadet etmeye bakmalı. Ramazan gecesini ihya etmeye bakmalı. Ama hocam parantez içi şunu da ifade etmek gerekiyor. İfade etmeden geçmeyi ben doğrusu bir noksanlık kabul ediyorum. Belki de bir sorumluluk. Yani şimdi selefteki uygulamayı, o tarihi süreç içerisinde baktığımız zaman kıraatlarda azalmayı rekatta çoğalma şeklinde karşılamaya çalışmışlar. Yani bir tarafta bir eksiltmeye gidiyorlarsa bir tarafta çok yani artırmaya gitmişler, dengelemişler yani. Şimdi günümüzde bakıyoruz. Yani kıraatler o kadar azaldı ki yani 20 rekat olmasının hikmetini de artık berhala ediyor. Bir ayet okunuyor. Hatta Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum deyip rüküye inenler var. Ayetin yarısı bile değil yani bu ayet-i kürsünün. Ve bunu da yaparken de çok hızlı biçimde okumak var. Rükûlar, secdeler, tadile erken tamamen orada çiğneniyor. Yani bir koşuşturmaca var. Bu şekilde 20 rekat kılmanın da yani namazın ruhuyla, teravih namazının manasıyla, gece ihyası kavramıyla da çok örtüştüğünü söylemek doğru değil. Doğru. Yani. Bunu bir işte Ramazan geceleri ne yapalım? Boynumuza bir mükellefiyettir, bu borçtur. Bunu çabucak kılıp aradan çıkaralım gibi bir anlayış olur. Bu doğru bir şey değil. Yani namazı evet gerekirse kısa okuyalım, kısa tutalım ama en azından tadili erkanını kaçırmayalım. Yavaş okuyalım. Huşuyla okuyalım. Namaz da aslanın huşudur çünkü. Böyle tavuğun arpayı şey yapması gibi, gagalaması gibi namazın tadil erkanını tamamen ortadan kaldıran o sürat, o şey namazın ruhuna da yakışmıyor. 8 rekat kılalım, az kılalım ama özünü zedelemeden, daha fazla ayet okuyarak, huşuyu kaçırmadan, ona dikkat ederek kılalım. Evet. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bu Hazreti Ömer'in uygulaması bağlamında rivayetlere yakından baktığımız zaman Hazreti Ömer'in cemaatin camide birlikte teravih namazı kılması hadisesini hep dışarıdan izlediğini görüyoruz. Az önce naklettiğim Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma rivayetinde de o görülüyor. Onlar bir yerde oturmuşlar, sahur yemeği yemek üzereler. Cemaat camiden çıkıyor.
mescitten bir gürültü var, uğultu var. Ne oluyor diyor Hazreti Ömer? Diyorlar ki işte millet teravihten çıkıyor, camiden çıkıyor. Demek ki Hazreti Ömer teravih namazını orada mescitte milletle birlikte kılmıyor. Abdullah bin Abbas da kılmamış. Buradan şunu mu çıkaracağız? Teravih namazının aslı olsaydı bunlar kılardı. Bunu, bu sonucu mu çıkaracağız? Hayır, bu sonucu çıkarmayacağız. İlgili rivayetlere ciddiyetle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Abdullah bin Ömer gibi, Abdullah bin Abbas gibi, Hazreti Ömer gibi radıyallahu anhum ecmain alim sahabiler teravih namazlarını münferit olarak kılıyorlar ve evlerinde kılıyorlar. Mescitte kılsalar bile tek başlarına kılıyorlar. Yani onlar belki daha uzun tuttukları için, daha uzun tutmak istedikleri için cemaatin içinde hastası olur, yaşlısı olur, yorgunu olur. Zaten nafile ibadetlerde eftal olan kurralar için, alim insanlar için tek başına kılmaktır. Onlar da bu daha eftalini aradıkları için bütün ibadetlerde, bütün dini yaşantıda en eftal olan neyse, en sevaplı, en üstün olan neyse onu aradıkları için cemaatle kılmaktansa gecenin en eftal vaktini bekliyorlar ve o vakitte münferit olarak kılıyorlar. Yoksa onlar kendileri yapmadıkları bir işi cemaate bir mükellefiyet olarak yükleme gibi bir garabet işlemekten münezzehtir, beridir. Evet, teravihle ilgili olarak son söyleyeceğimiz söz bu. Teravih namazı Hazreti Peygamber döneminde kıyamül leyl şeklinde var idi. Cemaatle de kılınmakta idi. Ve evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde de bugünkü yerleşik halini almıştır diyoruz. Evet, kefaret, oruç kefareti meselesi kasıtlı olarak bilerek Ramazan'da orucunu bozan bir kimse, malumu aliniz, ona kefaret uygulaması var. Evet. Kefaret uygulamasında da önce bir köle azat etmek, daha sonra köle azat edecek durumda değilse yahut böyle bir şey mümkün değilse 60 gün oruç seçeneği devreye giriyor. O da söz konusu evet. Değilse bu durumda da 60 fakiri doyurmak, yani fitre, 60 fitre uygulaması var. Evet. Şimdi bununla ilgili de son günlerde bazı spekülasyonlar var. Kur'an-ı Kerim'de köle azat etmek, 60 gün oruç tutmak, 60 fakiri doyurmak şeklindeki kefaret cezası zaharla ilgilidir. Ve ilgili rivayetlere de baktığınız zaman ilgili rivayetlerde de Ebu Davud'da, Ahmed İbni Hanbel'de, Tirmizi'de oralarda görürsünüz deniyor. Oralarda geceliğin hanımıyla cinsel ilişkide bulunmuş bir sahabi sabaha Allah Resulüne geliyor. Zihar yaptığı hanımıyla. Ramazan'da gerçekleşiyor bu olay. Hatta bu sahabi Ramazan'da aman hanımımla ilişkiye girip de orucumu bozmayayım korkusuyla Ramazan girerken hanımına zihar yapmış. Zihar nedir bunu da açıklayalım. Evet. Hanımına yaklaşmama konusunda kendi kendine taahhütte bulunması. Sen bana anamın sırtı gibisin diyerek onu annesine benzetmek suretiyle onu kendisine haram kılmasıdır. Cahiliyede Araplarda böyle bir ifade var, böyle bir uygulama var. Zihar deniyor buna teknik ifadesiyle. Bizim kaynaklarımızda da geçiyor hükmüyle bütün teferruatıyla. Evet. Bu sahabi işte Ramazan'da hanımına yaklaşıp da orucumu bozarım korkusuyla Ramazan'ın girişinde hanımına zihar veriyor. Uzak durayım diye kendi kendini bu şekilde güya efendim frenlemeye çalışıyor. Ancak bir gece vakti dayanamıyor ve hanımıyla ilişkiye giriyor. Sabaha da yandım Allah deyip Allah Resulü'nün kapısını çalıyor ve bu ifadeler kullanılıyor yani. Yandım, evet, helak oldum şeklinde helak, ifadeler evet, var. Evet. Ve Allah Resulü'ne durumu arz ediyor. Allah Resulü de ona işte köle azat etmesini, değilse iki ay oruç tutmasını, değilse fakirleri doyurmasını söylüyor. Bu sahabi de hiçbirine durumunun müsait olmadığını söylüyor ve nihayetinde Allah Resulü istettiği yahut oraya gelen değişik rivayetlerde farklı ifadeler var. Hurmaları söz konusu sahabiye veriyor ve sahabi kendisi ailesine bunları efendim götürüyor. Bu rivayetten hareketle deniyor ki oruç kefareti değildir bu, bu zihar kefaretidir. Dolayısıyla Ramazan'da Ramazan orucunu kasıtlı bozmanın cezası değildir bu ve böyle bir orucun da cezası ahirettedir. Dünyada kefareti falan yoktur. Evet. Konuyla ilgili rivayetlerde zayıftır diyorlar. Oysa Müslim'de ve daha birçok sayı hadis mecmualarında Ebu Hureyre ve Hazreti Ayşe kanalıyla gelen hadisler var. Sahih, açık Buhari'de hadisler de var. Oralarda Hazreti Ebu Hureyre olsun, Hazreti Ayşe olsun
bizzat Ramazan'da, hatta bazı varyantlarında gündüz vakti, evet, Allah Resulüne gelip hanımıyla ilişkide bulunduğunu söyleyen bir sahabiye Allah Resulü'nün aynı az evvelki rivayette olduğu gibi o üçlü sıralamada geçtiği şekliyle bir kefaret efendim talim ettiğini görüyoruz. Ve bizde de bütün mezheplerde de Ramazan orucunun kefareti hep bu hadislere dayanıyor. Evet. Bu hadisleri ben özetle burada aktarmış oldum. Hadislerde geçen ifade önemlidir. Ramazan'da, hatta bazı varyantlarında Ramazan'ın gündüzünde, hatta bazı varyantlarda eftara, iftar etti. Yani orucunu açtı şeklinde, bozdu şeklinde ifadeler var. Dolayısıyla bu açıkça Ramazan orucunun bozulmasıyla ilgilidir. Ve Sahih-i Müslim'de geçen bir rivayettir. Ve sadece bir sahabiden değil, birkaç sahabiden gelmektedir. Dolayısıyla sanıyorum bu konuda aykırı düşünenler bu iki rivayeti birbiriyle karıştırmışlar. Aynı olaya işaret ettiğini düşünerek bunları cem etmeye çalışmışlar ve birinci rivayeti esas alıp diğer rivayetleri zayıftır demek suretiyle çürüye çıkarmışlar. Oysa iki ayrı olaydır. Evet, birincisinde, farklı olaydır. Birincisinde zahar kefareti söz konusudur. İkincisinde oruç kefareti söz konusudur. Allah Resulü burada oruçla ilgili cezayı, kefareti zahar kefaretindeki aynı ceza ile uygulamıştır. Belki buranın anlaşılması lazım. Evet, yani. Burası konuşulması lazım hocam. Burada sizin söyleyeceğiniz şeyleri alalım isterseniz. Yani bu iki rivayetin muhtevasının birbirine gerçekten olağanüstü ölçüde benzemesinden kaynaklanan bir yanılma söz konusu burada. Her iki rivayette de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen kişi fakir bir sahabi. Efendim, zihar kefaretinin ya da oruç kefaretinin kendisine yüklediği vecibeyi, o mali külfeti kaldırabilecek durumda değil bu sahabi. Efendim, bir de iki ay peş peşe oruç tutabilecek durumu da yok. Şimdi böyle olunca her iki olay da birbirine olağanüstü benziyor. Dolayısıyla bu aslında tek bir olaydır. Farklı kaynaklar, farklı raviler bunu iki ayrı olay gibi bize nakletmişler gibi bir değerlendirmeden hareketle böyle bir yanılgı ortaya geliyor. Oysa bu ikisinin iki ayrı olay olarak anlaşılmasında, öyle algılanmasında hiçbir engel yok. Yani Medine'de çok fakir sahabi var. Efendim, olayların bu şekilde cereyan etmesi ve birbirine benzer iki olayın iki farklı sahabi tarafından yaşanılıp Efendimiz'e arz edilmiş olmasında hiçbir mani yok. Rivayet bizim yapmamız gereken şey her bir rivayeti kendi başına münferit olarak ele alıp değerlendirmek, kendi bütünlüğü içerisinde değerlendirmek. Orada eğer kendi bütünlüğü içerisinde bir arıza varsa o zaman başka rivayetlere başvurmak. Yani önceden hükmü verip rivayetleri ona göre değerlendirmek değil, her bir rivayeti kendi bütünlüğü içerisinde ele alıp oradan sonuca gitmek. Öbür türlüsü biraz sanki rivayetlere kendi kanaatimizi söyletmek gibi oluyor. Yani Buhari'de, Müslim'de senin de vurguladığın gibi daha sıhhatte Ebu Davud'dan, diğer kaynaklardan daha yukarıda olan kitaplarda bu tasrih edilmiş bir meseleyken bunu Ebu Davud rivayetini merkeze alarak zihar kefaretidir diye. Hem de bir başka olayı anlatan rivayeti esas tabii, olarak. Tabii tabii, doğru bir şey değil. Kendi kanaatimizi rivayete söyletmek. O zaman buradaki problem iki ayrı olayı, iki ayrı rivayeti aynı olaymış gibi kurgulayıp dolayısıyla rivayetlerden birini diğeri adına feda etmekten kaynaklanıyor diyebiliriz. Dolayısıyla biz tekrar altını çiziyoruz. Ramazan'da kasıtlı olarak bilerek orucunu bozan kimsenin cezası kefarettir. Oruç kefareti diye bilinen uygulamadır. Bu da 60 gün oruçtur yahut 2 kameri ay diyelim biz oruçtur. 2 kameri ay, evet. Veya 60 fakiri doyurmaktır. 60 ayrı fakire yahut 60 günde aynı fakire birer fitre. Yani bir günlük onun gıda ihtiyacını, orucun da peş peşe olması lazım. Oruç da tabii ki peş peşe olmak durumundadır.
Yani Allah Resulü'nün zahar kefaretini aynıyla oruç kefareti olarak uygulamasına bir mani yok. Hiçbir mani yok. Yani burada Allah Resulü'nün Kur'an-ı Kerim dışı vahiy aldığı gerçeğini anlamakta belki güçlük söz konusu evet, olabilir. Evet. Belki bunu anlamakta güçlük çekmek ten naşi. Dolayısıyla Allah Resulü Kur'an'ın dışında bir şey söyleyemez. Kur'an'da da bu zahar kefaretiyle ilgili geçiyor. Oruçla ilgili geçmiyor deyip konuyu bu şekilde kurgulamaktan kaynaklanan bir hata. Evet, ben izleyicilere İbn Hacer'in Fethül Bari'si, bir de Ayneyn'in Umdetül Kari'sinin ilgili bahislerini bir gözden geçirmelerini tavsiye edelim. Çünkü tercümeleri oralarda, var mı hocam bu kitapta? Ha, tercümeleri yok değil mi? O zaman bu meseleyle ilgilenmesin. O zaman bu meseleyle ilgili hocam siz bir makale yazarsınız, onları aktarırsınız orada inşallah. İnşallah. Evet hocam, bazı sorular da var teravih namazı ile ilgili. Mesela epeydir bir soruları aksatıyoruz, onları alalım ya. Yalnız biz izleyicilerden de özür diliyoruz. Programımızın yatsı ve teravih namazı vaktine denk gelmesi sebebiyle kuvvetle muhtemel sorularda da bir düşüş var. Bu bizim çok da takdirimizde olan bir şey değil. Biz de şu vakitte sizin gibi camide namaz kılıyor olmayı çok isterdik. Ancak program saatinin hep bugüne kadar geç olduğundan yana şikayetler vardı. Biz de bu şikayetleri çokça dillendirdik. Ve sonunda öyle mi dediler ve program saatini daha erken aldılar. Bu defa da teravih namazı vaktiyle evet, çakıştı. Bu geçici bir durum tabii. Geçici bir durum olduğu için biz bunu bu şekilde aşmaya çalışıyoruz inşallah. Evet. Burada şöyle bir soru var. Teravih namazı farz değilse cemaatle kılınması doğru mu? Hani nafile namazların genel bir ölçüdür bu. Geneldir ama her genel şeyin bir istisnası evet, olabilir. Arada bir tezat yoktur. Nafile namaz olduğuna göre teravih namazı cemaatle kılınması doğru mu? Burada şunu söylemek gerekiyor belki. Bu selefte de var. Hatta Hazreti Peygamber Efendimiz döneminde de var. Anlattık. Hazreti Ömer döneminde daha intizamlı biçimde uygulamaya kavuşmuş. Şimdi teravih namazında uzun uzun Kur'an okunduğu için Kur'an kıraatı da herkes tarafından kaidesine, usulüne uygun biçimde gerçekleştirilemediğinden bir imamın arkasında güzel kıraat eden bir imamın arkasında kılınma gereği, zarureti belki ortaya çıkıyor. Bu bakımdan diğer nafileler arasında teravih namazı burada müstesna bir yer teşkil ediyor. Ayrı bir yere koymakta fayda var. Sünnet öyle tezahür etmişse birkaç kere de olsa, dolayısıyla bunun sünnetten bir temeli var demektir. Yani. Vardır, evet, evet. Bir başka izleyicimiz, hatimle teravihin dayandığı nas nedir diyor. Evet, hatimle teravih konusu selefte olsun, fakihlerde olsun sünnet, hatta evet sünnet görülen, bazılarının müstehap görmüş olduğu bir uygulamadır. Evet. Yani Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Kerim ayı olması hasebiyle bu mevsimde her fırsatta Kur'an-ı Kerim okumak, bir hatta birkaç kez Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek selefin efendim şiarı idi. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde de sünnettir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre cemaatle kılınırken teravihte hatmetmek cemaate de baştan aşağı Kur'an-ı Kerim'i dinletmiş evet, olmak anlamına geleceği tabii, için bunun sünnet olduğunu söylüyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Hazreti Cibril'le Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu, en azından o güne kadar inen ayetleri. Evet. Böyle bir sünnet. Bu sünneti de teravih üzerinden bütün insanlara yaşatabiliriz düşüncesiyle bunun sünnet olduğunu ifade etmiş. Bazıları da bunun müstehap olduğunu ifade etmişler. Yani bir mani yok. Hatimle namaz kılmaya bir mani yok. Engelleyici bir nas yok. Dayanağını daha çok evet, soruyor izleyicilerimiz. Evet. Dayanağı da budur. Peygamber Efendimiz'in Ramazan'da hatmetmesi. Bu hatim uygulamasının da bütün insanların dinleyeceği, içine katılacağı bir platforma taşınması adına teravih burada uygun bir iki maksat birleştirilmiş araç yani, evet, olarak görülmüş muhtemelen. Evet. Dayanağı, kökeni bu. Bir başka kardeşimiz, teravih namazını yatsı namazının hemen ardından değil de geceye daha yakın geç bir saatte cemaat olmaksızın bireysel kılmanın fazileti konusunda ne söyleyebilirsiniz? İyi yayınlar diyor. Yani geceye bıraksak da tek kılsak nasıl olur diyor bu kardeşimiz. Kur'an okuma konusunda bir sıkıntısı olmuyor. Yani ezberi yeterli olan insanlar için eftar olan budur. Daha uzun kılacaksa, daha böyle anlamlı içini doldura doldura kılacaksa
Ama şunu ifade edelim, yani yatsı namazında camide cemaatle olmak kaydıyla farz namazı cemaatle kılacak. Daha sonradan bazı alimlerin, burada ismini vermem gerekmeyen bazı alimlerin de dediği gibi, geçip evde daha sonra eftal vakitte, yani gecenin üçte birine yahut yarısına ertelemek suretiyle daha uzun, daha geniş, daha huşu ile efendim kılmasının daha faziletli olduğunu söylüyorsunuz. Özellikle evet. Şimdi burada belki araya girdim ama kusura bakma. Evet, estağfurullah hocam, buyurun. Önemli bir incelik var, onu söyleyelim. Bu meşhur kıraat imamı Nafi var. Onun Medine'de cemaate imam olup namaz kıldırması söz konusu oluyor. İmam Malik'e danışıyorlar bunu. İmam Malik tensip ediyor, çok iyi olur diyor ama arkasından da bir endişesini dile getiriyor. Sen diyor kıraat konusunda imamsın. Eğer namaz kıldırırken bir hata yapacak olursan, kıraat konusunda imam olduğun için senin arkanda namaz kılan insanlar onu sahih kıraat zanneder. Senden alır ezberlerler ve giderler. Onu o şekilde kıraat diye yayarlar. Onun için evet sen ehilsin, bu işe layıksın ama imamlık yapmamanda fayda var. Buradan şöyle bir şey çıkıyor. Bunu biz ulemanın genelinde bir genel geçer tavır olarak görüyoruz. Toplumun önündeki bir kimse, topluma önder durumunda bulunan bir kimsenin toplumun yanlış anlayabileceği şeylerden uzak durmasında fayda var. Yani işte az evvel senin dediğin gibi yatsı namazını cemaatle kılacak, cemaat teravih kılmaya kalkarken o gidecek. Cemaat bundan farklı bir şey çıkarabilir. Ha, demek ki teravih çok önemli bir namaz değilmiş ki, bak bu adam çekti gitti diyebilir, böyle düşünebilir. Onları, insanları böyle bir yanlış düşünceye sevk etmek de doğru değil. Çünkü oradaki herkesi tek tek durdurup da ben şu maksatla teravih namazını burada kılmıyorum, gidip evde daha eftal bir vakitte kılacağım deme şansınız olmadığına göre, insanları suizanına da sevk etmekten uzak durmak lazım. Bu önemli bir hassasiyet, bunu yaşatalım. Evet, bu hususu da gözetmek gerekiyor diyorsunuz. Evet, evet hocam. Evet. Bu haftaki süremizin sonuna geldik. Bitti mi süremiz? Süremiz bitti maalesef. Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Ramazan-ı Şerif mübarek olsun diyelim tekrar. Zannediyorum okumadığımız bir mail var Hakan Hoca. Tek başına namaz kılarken cemaate imamlık yapar gibi sesli kılmak caiz midir diyor. Caizdir. Gece namazında evet. Nafile evet. Namazda, gece namazında evet. Özellikle. Ramazan'la ilgili uygulamalar, eksik bıraktığımız, noksan bıraktığımız ve belki önümüzdeki içerisinde gündeme gelebilecek hususlar varsa devam ederiz. Hafta içinde inşallah aklımıza geldikçe yahut gündeme geldikçe biz onları ajandamıza kaydediyoruz ve önümüzdeki haftalarda, ki iki haftamız kaldı, önümüzdeki haftalarda inşallah o konularda konuşacağız. Yine sizin sorularınız varsa, buraya taşımak istediğiniz hususlar varsa onları da bize e-posta adresinden ulaştırırsınız. Onları da elden geldiğince konuşuruz. Burada cevaplamaya çalışırız. Evet değerli izleyiciler. Hayırlı Ramazanlar dileğiyle Allah'a emanet olun.